Şimdi değerli arkadaşlar, her iki arkadaş da benim belediye meclis üyemdi. Rahmetlik Özal'ı buraya 3 kere çağırdık, 3 kere geldi. Biz Kırıkkale'ye yakın bir köyken belde olduk, beldelikten ilçe olduk. 3. sınıf ilçe. Bakın üzerine basa basa söylüyorum. 1990 yılında ilçe olurken biz 3. sınıf ilçeydik. Keskin 4'tü, Delice 5'ti, Sulakgürt 5'ti. Ama diğer ilçeler ilçe olurken 4 oldu, 5 oldu. Biz 3. sınıf ilçe olduk. Tabii bu rahmetlik Özal'la bağlantım. Biraz da Tüpraş dolayısıyla önemli bir konu diye. 1990 yılından bu güne 26 yıldır devamlı Özal'ın devamıyız diyen bir AK Parti. Ben de memnun oluyorum. Ama 26 yıllık hediyemi benim buradan alarak 3. sınıftan ilçemi 4. sınıfa düşürdüler. Burada milletvekili oylamasında Bahçılı milletvekilini 3-0 yapmak için %80 oy vermiş. Belediye başkanını AK Parti'den seçmiş meclis üyelerinden, il genel meclisinin. Ne oldu da sayın vekillerimiz bizi cezalandırıyorlar da bunu? Bunu düzeltmeleri lazım. Belki vekillerimizin haberi bile yok. Belediye başkanımızın haberi yok. Ben söyledim başkanımıza. Bunu derhal 3. sınıfa bir kağıt parçası Maliye Bakanı'nın, İçişleri Bakanımızın Bahçılı 4'ten 3'e geldi diye Özal'ın hatırasını, bizim hatıramızı yerine getirirlerse ben çok mutlu olurum. Bunu basından yazdım. Televizyonda da şimdi söylemiş olayım. 3 vekilimize verdiğimiz oyları biz Bahçılı olarak, eğer ki bu 3. sınıfa tekrar gelmezse helal etmiyoruz. Bunu açıkça söylüyorum. Bahçılı'nın 15 yıl belediye başkanlığı yapmış. Bu konuda buranın ilçe olmaz. Ben 3'ten 2'ye düşür demiyorum. Benim 3. derecemi devam ettirir. Kırıkkale'nin parlayan yıldızı, sanayi, turizm en güzel. Bak, nereye gitseniz herkes diyor ki Bahçılı. O zaman benim Bahçılı'm yerinde dursun. Statü olarak. Şimdi ne olacak? Ya 4. sınıfa inince ne olacak? 4. sınıfı kaymakam gelecek buraya. Kaymakamlarımız da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bana eskiden 3. sınıf birçok ilçelerde kaymakamlık yapmış tecrübeli kaymakamlar geliyordu. Belediye başkanımla onların işbirliği sayesinde güzel projeler geliyordu. Hizmet yapıyor. Şimdi 4. sınıf kaymakam gelecek. Emniyet ona keza. Jandarma yüzbaşıydı bizim. Yoktu yüzbaşımız. Ama şimdi düşecek Asteğmen'e. Başçavuşa komutanımız. Yani yatırımlar keza. Hepsi böyle. Bu basit gibi görünüyor ve hiç kimsenin haberi yok. Ben 2 Haziran'da bu çıktı. Hemen kaymakamı aradım. Nasıl oldu bu diye. Vallahi dedi, nereden haber aldın? Bravo dedi. Ben günlük takip ediyorum dedim. Tebrik ederim dedi. Maalesef böyle dedi. Demek ki vekillerimiz bu konuda yöneticiler ilgisiz. Bilmiyorlarsa da söyledik. Evet. Basında da söyledik. Bunu şimdi tekrar söylüyorum. Bunu düzeltsinler. Lütfen yarın gene Ekim ayında bakın seçim var. Ben burayı çiziyorum. Eylül'de veya Ekim'de seçim var. Milletvekili seçim var. Yarın gene gelecekler. Ben bunları söylerim. Kusura bakmasınlar. Ben aday değilim, bir şey değilim ama benim koyduğum hatırayı niye siliyorsunuz ya? Özal'ın takibiyim, devamıyım deyip Özal'ın koyduğu hatıraya niye saygısızlık ediyorlar? Bunun düzelmesi lazım. Bu vesileyle de Kırıkkaleli ve Bahçılı tüm hemşerilerimizin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde daha nice nice güzel bayramlara erişmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepsini seviyorum. Terörü lanetliyorum. Allah belasını versin. İnşallah sonuna geldiler. Ondan da kurtuluruz diyorum. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun.